Oh you Biz ne diyoruz bu programda? Reklam, popüler kültür mühendisliğidir. Ebrar da popüler bir ikon. Toplumdaki gündemdeki bir konuda risk alarak bir yan belirtmiş. Bu özgürlük yoludur. Ebrar'ın bir tercihidir. Dolayısıyla da kendi yolunu çizmiştir. Ve başarıdan başarıya koşuyor. Ben de onu öne çıkarıyorum diyor. Cesur mu? Çok cesur bir kampanya. Böyle bir kampanyayı eğer farklı bir marka yapmış olsaydı... Unilever kadar ona bazı medya grupları iyi davranmayabilirdik. Başarıları konuşmak yerine başka bir şeyini konuştuk. O da biliyordu o Instagram fotoğrafını koyarken alacağı riskleri. Hepimiz biliyorduk. Keşke kimse bunları umursamasa ama bu coğrafyada bunları konuşmak, tartışmak, markaları da uyarmak zorundayız. Evet bugünkü reklamımız Elidor doğru Önce bir olur, görelim. Dediler. Dedim olabilir. Evet. Hayallerinin önünde uzun bir yol var. Zorlanacaksın dediler. Dedim olabilir. Çok da yüksek dönüşme. Böyle hayal mi olur dediler. Dedim olabilir. Övgüler kadar eleştiriler de olabilir dediler. E dedim olabilir. Karşılarız. Sen hazırsan tüm hayallerin gerçek olabilir. Kendi yolumuzda biz hazırız. Saçlar zaten hazır. Evet. Kendi yolumuzda biz hazırız. Saçlar zaten hazır ve oyuncumuzun adı da Ebrar Karakurt. Çok güzel. Bizim için bir sorun yok. Sorunu biz yaratmadık. Biz sadece sorunu konuşuyoruz. Daha bu programının tanıtımını yaparken efendim Elidor eşcinsellik mi promot ediyor dediğinde o ayağa kalktılar. Ya bu, bu ne cahillik anlamak mümkün değil yani. Gerçekten büyük bir cehalet. Şimdi biz ne diyoruz bu programda? Hep sürekli reklam popüler kültür mühendisliğidir. Ebrar da popüler bir ikon. Niye acaba seçmiş bunu Elidor? Rekabet eden şampuan satmaya çalışan bir marka. Ne yapıyor? Başka bir şey mi yapıyor? Ama bir süredir kendi yolumuzu seçiyoruz diyen, bir kadınlara sahip çıkan, kadın haklarından konuşan bir sosyal kampanyayı ürün kampanyasına ilave eden bir şey yürütüyor. Şimdi bu kampanya kapsamında siz milli takımın işte biliyorsunuz yaşanan olayları, işte Ağustos'ta ne oldu? Japonya'da Olimpiyatlarda milli takımla ilgili Çin'i 3-0 yendiğinde ilahiyatçı, isyançılan olacak. Şöyle bir tweet attı biliyorsunuz. İslam'ın kızı. Sen oyun alanlarının değil, imanın, iffetin, ahlakın, hayanın, edebin sultanısın. Sen burnunu göstermekten utanan anaların evladısın. Ekranlara ve sakallı ağabeylerine, popüler kültürün kurbanlarına sultan demesine aldanmayasın. Umudumuz da, duamız da sensin diyen bir ayrımcı, kutuplaştırıcı, Türkiye'deki o kutuplaşmış git diye uygun bir Twitter attı. Ortalık karıştı. Çünkü voleybolcular işte bir yıl sporcular bildiğiniz gibi bir şekilde Müslümanlığa göre daha açık giyiniyorlar. O yüzden de onaylamıyorlar. Bunu biz yaratmadık. Türkiye'deki gündemin en önemli konularından bir tanesi bu haline geldi. Neredeyse 15 gün tartışıldı. Peşinden başarılar gelmesiyle birlikte Ebrar sevgilisi İmge ile birlikte Instagram'a bir fotoğraf koydu. Ve ondan sonra ortalık bir çılgın bir yangın yerine döndü ve bir linç kampanyası başladı ve de bu linç kampanyasıyla da işte eşcinsellik karşı Türkiye'deki bu gündem devam ediyor. Sonucunda bu dündemin nedeni biz kimsenin, bize ne? Herkesin cinsiyetinden erkek olmuş, kadın sevmiş bizi ilgilendirmiyor. Dolayısıyla da bizim için önemli olan nokta reklamı analiz etmek ve de reklam verinin kafasının arkasındakini okuyarak riskleri çözümleyebilmek. Elidor bu kampanyayı yaparken Ebrar'ın nasıl bir risk içerdiğini biliyordu. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü birileri ona diyebilirdi ki eşcinselliği promote mu ediyorsun? Buna advocacy advertising denir. Yani taraftar reklamcılık. Gündemdeki bir konuyu eğer bir marka alır ve o konuda yan alırsa buna taraftar reklamcılığı diyoruz. Bunu daha çok non-profit yani kar amacı gütmeyen kuruluşlar yapar ama zaman zaman da ticari kuruluşlar yapabiliyor. Aslında Elidor'un yaptığı tam da budur. Toplumdaki gündemdeki bir konuda risk alarak bir yan belirtmiş Evet diyor ki bu özgürlük yoludur. Ebrar'ın bir tercihidir. Dolayısıyla da kendi yolunu çizmiştir ve başarıdan başarıya koşuyor. Ben de onu ne yapıyorum? Öne çıkarıyorum diyor. Şimdi bu satar, satmaz, bir kesimden tepki alır, öbür kesim karşısında durur bir Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bizim için eşcinselliği promot etmesi, diğer taraftan etmemesi, öbürünü bir tarafa getirmesini anlatmıyoruz. Zaten bunu yapma nedeni Elidor'un çok basit. Eğer bu toplumu değiştirmek benim görevim diyorsa zaten global bir marka. Türk toplumuyla ne ilgisi var? Yapmaya çalıştığı şey daha fazla eli satıp neydi? Rejoice muydu diğer marka? Ondan daha fazla pazar payı almak ya da Blendax'tan daha fazla pazar payı almak. Ama bunu öyle bir yere oturtuyor ki ben senin yanındayım, senin başarıların arkandayım. Hatta toplumdaki bu kutuplaşmada belirli bir grubu destekliyorum demeye getiriyor. Ve sonucunda da bunun sonuçlarına katlanabilir diyoruz. Böyle bir reklamın başarısının ne olacağını ileride hep birlikte göreceğiz. Çünkü bazı reklamlar kısa süre içerisinde başarıya getirebilir ama siyasi bir alana ve günlük tartışmanın konusu olduğunda bir anda farklı yöne gidebilirler ve marka ayağına sıkabilir. Şu anda belirli hedef kitleler tarafından bu marka helal olsun ya, kadının arkasında durdunuz ve onun başarısını gündeme getirdiniz diyerek ki bunu istiyor zaten Elidor. Bunu yaparak pazar payını arttırma olasılığı yüksek. Ama daha sonra belirli bir suskunluktan sonra marka ile ilgili başka bir tepkilerin olması ya da bilinçaltı etkilerle markanın unutulmaya yüz tutması, pazar payı kaybetme olasılığı var belirli kitleler tarafından eğer bir mücadele alanına dönüştürülürse marka bu riski her zaman koymakta fayda var yani söylemeye çalıştığım şey bu ünlü seçilirken riskleri 54 tarafından bilinmemesi mümkün değil Nitekim Eğer linkine gidip de pazarlama müdürlerinin attıkları birtakım mesajlara bakarsanız neler yaptıklarını çok iyi farkında olduklarını da görürsünüz yani toplumdaki tartışmalı bir konuya parmak basıyorlar ve de kişisel olarak da politik tercihlerinde bu yönde olduklarını görüyorsunuz. Aslında diyeceksiniz ki bu evrensel bir kural. Tabii ki biz de böyle düşünüyoruz. Farklı bir şey düşünmüyoruz. Ama sonuçunda Türkiye'de reklam yapıyorsun. Hedef kitlen belli. Segmenti olmuş kitlen belli. Ve de sen eğer bu riskleri alıyorsan biz de bunun analizini yaparız ve sonuçlarını ortaya koyarız. Cesur mu? Çok cesur bir kampanya. Açıkçası tabii şurada üzerine özellikle basmak gerekir. Böyle bir kampanyayı eğer farklı bir marka yapmış olsaydı Unilever kadar ona bazı medya grupları iyi davranmayabilirdi. Çünkü Unilever büyük bir reklam veren ve de bu büyük reklam verenin karşısında bazı tepkileri getirmek bazı medya için zor. O halde şunu diyoruz. Niye bazı zamanlarda tepki gösteriyorsunuz o zaman? Demek ki sizin tepkileriniz yani reklam verilince kesinlikle susabilecek tepkiler hiç göstermeyin. Türkiye'de bu kaosu yaşamasın. Evrensel insan haklarının değerlerine göre hep birlikte yaşayalım gidelim. Hocam geçen bölümlerde Beyaz'ı da konuşmuştuk ünlü seçimi konusunda. Evet. Burada popüler kültürden, gündemden bahsettiniz. Hani Reklamlar da tam böyle popüler kültür mühendisliğiyle oluyor. Twitter'ınızda da paylaşırken Global Elidor diye paylaşmıştınız evet. ya. Ebrar Karakurt'u seçerken Global firmada buna ne kadar karışıyordur? Veya neye göre belirlemişlerdir? Bir fikriniz var mı? Ee, bu riskleri bence yurt dışına söylemişlerdir diye düşünüyorum. Yani çünkü bu risk önemli bir risk. Çünkü sonucunda iktidarın da içinde olduğu bir kutuplaşmada ve bir yan alma konusunda her an siyasi alanlara marka inebilir ve tepki görebilir. Bu yüzden bence almışlardır. Nitekim bakın biraz önce Gizem Erbaş diyor ki Unilever'in Global Marketing Manager'ı LinkedIn'den attığı mesajda reklam yayına girdikten kariyerim boyunca attığım en anlamlı en güzel adım. Heyecandan gözlerim parlayınca bir aya neler sığarmış mı? Demek bir aydır bu kampanya yapıyorlar bir ay ne demek? Şu anda 20 demek ki 20 Ağustos'ta başlamışlar. Yani tüm bu olaylardan sonra karar verilmiş. Ünlü seçilmiş. Böyle bir şeye linkinde yazmaya gerek var. En önemli. Çünkü niye bu? Evet ben bir yan alıyorum. Ve bu yananda ne yaptığımı biliyorum. Dolayısıyla da markayı ateşe de atabilirim diyor aslında. Cesur mu? Cesur. Biz niye bunu yapmış tartışmıyoruz bununla ilgili. Ama bunun tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. Ya da başka markalar yaptığında da daha az reklam veren ya da Türk markalar yaptığında yaptığında da onlara da tepki vermeyelim o zaman. Türkiye'de olduğu gibi rayına girsin. Doğrusunu onlar yapıyor belki de. Belki de değil doğrusu da bu. Bakalım Alper Eroğlu da Marketing Direktör Beauty Personal Care at Unilever Iran Central onun herhalde bir üstü. Elidor olarak hayata geçirdiğimiz ve tüm hızıyla devam eden kendi yolumuzda projemiz kapsamında bu kez de voleybol sahasında devleşen, pembe saçlarıyla dikkat çeken ve her zaman kendi yolunda giden Ebrar Karakurtu ile bir araya geldik. Neden mi? O kadar çok neden var ki toru işareti o kadar çok neden var ki buna Gizem Erbes cevap veriyor. Çok teşekkürler Kamuran. Bu destekler bize çok büyük cesaret veriyor. Daha da fazlasını yapmak için. Ne yapacaklar daha fazlası? Yani biz şampuan satıyoruz ama aynı zamanda da demek ki bir sosyal sorumluluk kampanyası gibi kadın haklarına ve de tartışmalı konularda insanların evrensel değerlerine sahip çıkarsak o zaman biz daha fazla tüketicinin yolunda oluruz. Herhalde Türkiye'yi de eğitiriz diyorlar. Böyle bakmak gerekiyor mesele. Global firmaların reklam kodları çok kesindir kimin oynadığı oynatılıp kimin oynatılmayacağı. Unilever'in ki biraz daha, Unilever daha fazla satış orientit bir şirket açıkçası. Procter Gamble'a göre Procter Gamble biraz daha katı bu konularda. Biraz daha gevşek olabilir politikaları ama mutlaka izin almışlardır diye düşünüyorum. Reklamda zaten direkt kısa saç olarak başlıyor hocam. Elidor'un reklamında kısa saçlı bir kız oynayabilir mi? Yani ilk defa aslında uzun saçlı bir kız kadın görmek yerine kısa saçlı görüyoruz. Böyle bir kimliksiz olarak bakarsak bunun bir etkisi var mıdır? Reklam gözüyle evet, bakarsak. Güzel soru sordun ki ben de onu söylemeye çalışıyorum. Ebra'nın saçlarına vurgu var. Tabii ki kısa saçlılarda ama genellikle şampuan reklamlarında herkese etkilemek için lüle lüle Elidor'un reklamlarını lütfen hatırlayın yani en uzun saçlı dolgun öyle değil mi? Onlarla çıkılır saçları saçlarken bir anda kısa saçlı birine geçmemizin nedeni seçilme popüler kültürde ünlü olması ve bir şeyleri temsil etmesidir. Bir kere çok başarılı öyle değil mi? Ne yazık ki başarıları konuşmak yerine başka bir şeyini konuştuk. Bir attığı ha şunu söyleyebilirsiniz. Dikkat et at ya adamın hayatı atmış. O da biliyordu o Instagram fotoğrafını koyarken alacağı riskleri. Hepimiz biliyoruz. Keşke kimse bunları umursamasa ama bu coğrafyada bunları konuşmak, tartışmak, markaları da uyarmak zorundayız. Şimdi bu bir yol açıkçası. Eğer ünlüler ver bunu başarıyla gerçekleştiriyorsa bu tepkileri karşılayacaksa, alacaksa, pası atacaksa, daha sonra da golü atacaksa, pazar payını arttıracaksa demek ki advocacy dediğimiz reklam türü Türkiye'de çalışıyor ve artık markalar politik konularda bile taraf olabilirler. Bu da iyi bir şey ve de burada korkulacak bir şey yokmuş. Türkiye normalleşiyor deriz yani daha ne diyelim. Peki hocam sizce başka markaların da bu yolu seçmesine bu şekilde düşünen başka global markaların sizin de dediğiniz gibi Türk Türk markaları birazcık bu işte bence uzak duracaklardır. Ama global markaların bu şekilde destek vermesi acaba Türkiye'de ile gelecekte görebileceğimiz bir şey mi? Diyorum şu anda deniyor Elidor. Eğer başarılı olursa buradan da pazar payı çıkarsa ki şampuan pazarı çok kategorik olarak rekabete çok yoğun. Fiyat artık rekabetine geçilen kadının sürekli farklı kategoriler, farklı markaları denediği bir alan ve o yüzden de Elidor'un kaybettiği pazar payı böyle alıyor olabilmesi pazarlama dünyamızda pazarlama müdürleri arasında konuşularak farklı bir yola gidilebilir. Mikro MBA dersinde Aysun Hoca'dan şöyle bir şey duymuştum. Ben pazarlama mezun olmadığım için çok yabancıyım bazı konulara. Şu an modası kişiselleştirme diye bahsediyordu. Kısa saça indirmişler reklamı. Doğru. Evet. Ee ebrar var ve reklamın tarzı da farklı. Yönetimi, ne bileyim, müziği, kesmeleri. Hani çok eğlenceli geldi bana. Normal klasik elidor reklamlarından farklı. Evet. Daha da kişiselleştiriyor olabilirler mi bunu? Hani farklı evet, bir yöne çekip. çünkü dikkat edersen dilini çıkarıyorsun evet. orada da ve onun ruhunu yansıtmaya çalışmışlar. Orada da dikkat edersen eleştiriler gelecek diyor. Yani kendi hayatından, kendi kabul etmişlikle çıktığın zaman insanlar senin bütün özel yaşamında öğrenecekler. Eleştirilerle karşılaşacaksın ama yürü demeye getiriyor. Cesaretlendiriyor. Doğru, farklı bir yolu var. Nitekim böyle bir devrimci reklam aslında Omo ile olmuştu biliyorsunuz. Kirlenmek güzeldir kampanyası. Kirlenmek güzeldir kampanyasıyla daha önce sürekli böyle deterjanın o soğuk yüzünü anlatan reklamlardan duyguya geçilmişti. Dikkat ederseniz ilk defa Elidor şampuan reklamında bir advocacy dediğimiz yani taraftar reklamcılığıyla başka bir iş yapıyor. Bu reklam sektörü açısından pazarlama devrimci bir iş. Bu riskleri konuşmak, anlat ve tartışmak zorundayız. O yüzden bunu eğitici ve öğretici almak lazım. Doğru değerlendirmek lazım. Ne yazık ki düşünün attığım bir Twitter neredeyse 1 milyon kişi tarafından okundu ve %50'si de yanlış anladı. Öyle bir toplumda yaşıyoruz. Ki normal mesajın zaten %50'si yanlış anlaşılır. Bunun %50'sini de %50'si yanlış anladığında daha oran büyüyor dolayısıyla. Biraz dikkat edin ne olduğuna, ne söylediğine ama böyle bir dünyada yaşıyoruz. Yapacak bir şey yok. Hocam Twitter'da da şey olarak paylaşmıştınız ya bunu. Elidor eşcinselliği mi savunuyor gibi bir şey yazıyordu paylaşımınızda. Birkaç kişi de şey yazmış. Soru böyle mi sorulur? Neden böyle sordunuz? <laughs> hani bunu böyle sormak doğru mu veya nasıl sormak lazımdı? Buna ne cevap vermek istersiniz siz? Yani şöyle söyleyeyim. Tartışmayı yaratan ben değilim. Dolayısıyla da fotoğrafı koyan kendisi, özel hayatını açan kendisi. Bu toplumdaki tartışma ortada. Twitter'da saldırılan o. Dolayısıyla da bu reklamı gördüğünde taraflardan bir kısım ne diyecekti? Niye karşı çıkıyordu? O sen bunu niye aldın? Niye bilmem ne yapıyorsun? Öyle değil mi? Herhangi bir konuda bir şey yaptığında böyle deniyor. Dolayısıyla biz iç sesi konuşturduk. Bunun temel amaçlarından bir tanesi de bu programı yönlendirerek gerçeği öğrenmeleri sağlamaktı. Böyle mi soru sorulur? O başka türlü sorsun. Biz böyle soruyoruz. Böyle sorulur. Anlatabiliyor muyum? Böyle sorulur. Yani o soruda bir şey yok. Herkesin bildiğini de kimden saklayacağız? Bilinmeyen bir şey ifşa etsem anlarım. Anlatabiliyor muyum? Zaten kamuoyuna mal olmuş bir şeyi anlatıyorum. Yani bu Zeki Müren'e eşcinsel demek gibi bir şey. Öyle değil mi? Zeki sakladığı bir şey yoktu ki. Ne diyebiliriz bu konuda? Aa öyle dedin. E ben ne diyeyim? Böyleyse böyledir. Başka bir isim varsa söylesinler onu kullanayım ya. Yani. Ben ne aşağılıyoruz ne bilmem ne yapıyoruz. Öyle bir şeyimiz yok. Bizim bunlarla ilgimiz yok. Özeti bu. Teşekkür ederiz. Gidelim mi? Hocam, Var Hocam aslında sanırım. bir sorum daha vardı. Evet. Söyle. Bu konuyu da konunun dışında bırakırsak bu eşcinsellik, kutuplaşma, linç bu bunların hepsini geride bırakırsak bildiğiniz gibi kadınların saçlarında özellikle yeşil, evet. mor, pembe gibi saçlar da şampuan boyanın akmasına sebep olur. Acaba bu böyle yoğun duygular ve mesajlar içeren aslında dipten dibe bir reklamın içerisinde bu mesajı alacak da bir hedef kitle bulabilir miyiz? Bilmiyorum ki yani renkli saçlar çok görmeye başladım. Renkli saçın şampuanı farklı oluyor ama son derece niş bir segment açıkçası bana sorarsan. Evet segment gündeme gelinebilir, oradan satılabilir mi ama yani saçı pembe diye seçildiğini tahmin etmiyorum dolayısıyla. Ben de aynı şekilde hocam ama alt bir mesaj olarak alınabilir mi acaba bu? Alt mesaj olarak yani sonuçta bir karakteri var seçtikleri ünlünün ve bu karakter o bagajla geliyor. Ve bunu seçenler de bunu biliyorlardı. Doğru mu? Ve bunu da adım gibi biliyor ki PR'cılarıyla kriz planı bile çalıştılar. Hatta şu anda bile benim attığım tweet ve programdan sonra nasıl bir kriz planı uygulayabilirler masada duruyordur yani. Öyle yapmaları lazım. Doğrusu da bu. Bu reklamda siz net misiniz? Söylediğiniz şeylerde Bakın, veya reklamın. Bakın hiç olmadığım kadar netim. Bu kadar netim yani. Dolayısıyla promot edip etmemek başka bir şey. Ama kadınlarla yönelik bir projesi kapsamında insanların kendi yoludur. Bu özgürlüktür. Ve özgürlüklerine sahip çıkanlar da başarıya ulaşırlar. Kampanyasını bir yere getirmeye çalışıyor. Bunun ne kadar çalışacağını da adım gibi eminim. Çalışacak, pazar payını arttıracak ama daha sonraki residual kalıntı etkilerinden o kadar emin olmasınlar diyor. Ben de reklamı başarılı buldum. Hoşuma gitti. Dediklerinizden dolayı ben de bayağı netim. Tamam. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Kanalı izliyorlar ama abone olmuyorlar hocam. <laughs> evet ya. Çok ilginç. <laughs> ama gelip de niye izlemiyorlar? Dövelim. Bir daha yapmayız bakın. Bir daha analiz yok size. Abone olun çabuk. Aşağıda. Burada mıydı? Hadi burada. Tamam. Hadi gidelim. Tamamdır, gidiyoruz. <laughs>